evrene baktığımızda bir skala görebiliyoruz. Dünyanın yaşı, galaksilerin yaşı, evrendeki yaş vesaire. Yani üstün körü bir takım bilgilerle teknolojimizin ve bilimin yettiği kadarıyla bunları ölçüyoruz değil mi? Ve örneğin bugün evrene 13.7 milyar veya 8 milyar yıl yaş veriyoruz. Bu demek oluyor ki bizim bildiğimiz anlamıyla evrende bir başlangıç var veya burada bir geçiş var. Yokluktan varlığa geçme durumu var. Ve bu 13.7 milyar yıl önce yaşandı. Ondan önce başka bir şey vardı, başka bir evren vardı veya hiçlik vardı. Bakın hiçlik vardı diyorum. Çünkü hiçlik de bizim koyduğumuz bir tanımlama ve hiçliğin ne olduğunu, ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyoruz ve anlayamıyoruz. Evreni karman çorman bir sistem olarak da görebilirsiniz. Doğada ve varlıkta kusurlar arayabilirsiniz. Tesadüfen oluşmuştur diyebilirsiniz. Bu tesadüfün düzenliliğini açıklamak için de paralel evrenlere kadar gidebilirsiniz ya da her şeyi tasarlanmış bir tablo olarak görebilirsiniz. Ama bu iki sonuca da maddeye bakarak ulaşıyorsunuz. Eğer madde ezeli ve ebedi değilse sonradan ortaya çıkmış veya varlık halini almışsa bu durumda da bunu aldıran nedir diyerek maddeden üstün gerçek anlamda ezeli ve ebedi bir form arıyorsunuz ve buna tanrı diyorsunuz. Ama aslında burada çifte standart yapıyoruz bir bakıma. Çünkü Allah'ı ezeli ve ebedi olarak görüyoruz. Tanrı zaten ezeli ve ebedi olması gereken bir kavramdır diyoruz. E iyi de madem bir varlık ezeli ve ebedi olabiliyor. Madde niye olamasın? Maddenin bir patlama anının olması onun ezeli veya ebedi olmadığını kanıtlamıyor ki. Sadece form değiştirmiş olduğunu kanıtlıyor. Belki madde A şeklinde yani sıfır durumundaydı ve B şekline yani bir durumuna geçti. Belki madde biz yokken de bizim bilemediğimiz bir formda vardı. Sonuçta bizim bilemediğimiz ve zamandan bağımsız bir form yok mu? Tanrı dediğimiz şeyi bu kategorilere koymuyor muyuz zaten? Ama burada boşa kürek çekmeye gerek yok. Neden mi? Çünkü madde ezelden beri vardı deseniz ve bunu kanıtlasanız bile birçok kişi yine de Tanrı'yı devreye sokacaktır. Maddenin bir başlangıcının olmaması, onun ezeli olması yine de birçok kişi için bir kanıt olmayacaktır. Sebebi de şu. Biz Tanrı'ya niye ihtiyaç duyuyoruz? Neden bir şeyleri Tanrı'yla açıklamak eğilimindeyiz? Çünkü evrende varlığımızda bir amaç arıyoruz veya sanat görüyoruz. Daha doğrusu inançlı insanlar böyle düşünüyor. Mesela elinize bir kağıt ve kalem alın. Kağıt bomboş, kalem ise olduğu gibi duruyor ve içinde mürekkep var. Kalemle kağıdın üstüne diamond yazdığınızda yeni bir şey yapmış olacaksınız. Diamond yazısı az önce yoktu ama artık var. Kağıdın üstünde yeni bir şey var. Esasen diamond'ı yazan kalemin mürekkebi zaten vardı. Yani sıfırdan mürekkep yaratmadınız. Ama artık o mürekkep bir şekil aldı ve yeni bir forma geçti, bir anlam kazandı. Diamond anlamına gelen bir figüre dönüştü. Dolayısıyla madde ezeli ve ebedi olsa dahi onu bu kalemi kullanan kişi gibi kullanan bir varlık yine olabilir. Tanrı aslında ezeli ve ebedi olan bir varlığı sürekli değiştiriyor, tasarlıyor olabilir. Yani maddenin ezeli ve ebedi olması yine de Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamaz. Niye? Çünkü kalemin yere düşmesi ve kendi kendine diamond yazmış olması çok düşük bir ihtimal. Demek ki burada özel bir iş var. Yani resmin ressamı olmalı mantığı ortaya çıkıyor. İşte bu kafayla bakanlar bir yaratıcı ve o yaratıcıda da bir amaç arıyorlar. Gördüğünüz üzere Tanrı'yı kim yarattı sorusundan ziyade Tanrı'yı kim, neden yarattı veya bu evreni kim yarattı sorusundan ziyade bu evreni kim hangi amaçla yarattı diye sormaya başlıyorsunuz. Çünkü Allah maddeyi sonradan yaratmış olmak zorunda değil. Kaldı ki zaman zaten maddeyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla madde yokken, mekan yokken zaman da yoktur. Dolayısıyla Allah bir şeye yaratmaya karar vermek veya bir şeyi sonradan ortaya çıkarmak zorunda değildir. Allah belki de maddenin kendisidir. Bunu da bilme şansımız yok. Tek tanrı inancı tek bir inanç değil çünkü. Panteizm var, pananteizm var, var oğlu var. Yani tanrıyı maddenin içinde gören hatta maddenin kendisi gibi gören veya maddeyi Tanrı'nın içinde bir sistem, bir organizma gibi gören inançlar var. Dolayısıyla burada Tanrı aslında bir karakteri, bir amacı simgeliyor. Tanrı'yı bu şekilde simgeliyor olmamızın sebebi evrenin kendi kendine oluşabileceğini veya işte bu düzenin, bu varlıkların kendi kendine tesadüfen oluşabileceğini düşünmenin insanlara zor gelmesi. Burada inanma ve inanmama hakkını bir idrak edebilsek o zaman Tanrı'yı kim yarattı gibi sorulara da daha açık bir kafayla bakardık. Çünkü biz evrende yaratıcı bir unsur görmek zorundaymışız gibi hissediyoruz. Biz bir şeyleri tasarlıyorsak birileri de bizi tasarlamıştır. Ve iyi de kardeşim siz bir kitap yazdığınızda o kitap ayaklanıp başka bir kitap yazıyor mu? Yazmıyor. Neden? Çünkü kitapta bilinç yok. Buradaki olay bilinç. Başta söylediğim üzere Tanrı bir bilinçtir, bir amaçtır. Buna isterseniz Noos deyin ki antik Yunan'da zaten maddeyi hareket ettirene ve tasarlayana Noos demişlerdi veya kozmik akıl demişlerdi. Spiritüalistler buna ruh demişti, masonlar ulu mimar demişti. Dinler de buna tanrı diyor ama mantık hiç değişmiyor. O yüzden burada tanrıyı kim yarattı sorusunu cevaplamak veya bu soruyu sorabilmek için bunun genel geçer bir cevabı olmadığını da anlamak gerekiyor. Çünkü ne kadar cevap verirseniz verin topu yine de daha ileriye atıp sürekli Arap saçına çevirmeyi tercih edebiliyorsunuz. Veya kendinizi kandırmayı bırakarak mantığınızı devreye sokmayı da tercih edebiliyorsunuz. Bu sorunun cevabıyla tatmin olup olmamak sorunun cevabına değil sizin ne anladığınıza ve tutumunuza bakıyor. Tanrıcı kim yarattı sorusunun birkaç cevabı var ama şöyle bir şey de var. Eğer bir sorunun birkaç tane cevabı varsa, bu o sorunun aslında bir cevabı olmadığını gösterir. Hani tıpta falan da böyledir. Eğer bir hastalığın 10 tane tedavisi, 10 tane ilacı varsa, o hastalığın tedavisi veya ilacı yoktur. O hastalığı geçiştirmenin yöntemleri bulunmuştur sadece. O hastalığı tamamen tedavi edemiyorsunuzdur. Dolayısıyla birçok Allah tasviri olması veya yaratılışla alakalı birçok mucize çıkarılmaya çalışılması aslında böyle bir şey olmadığını da kanıtlıyor bir bakıma. Ama tabii ki bu kanıt da felsefi bir kanıt olduğu için dediğim üzere bu bana göre kanıtken size göre kanıt olmayabiliyor. Veya belki de Tanrı'yı kim yarattı sorusunun yanlış bir soru olduğunu gösteriyor. Ne demiştik? Ya madde ezeli ve ebedidir, yani en üstün varlıktır ya da Tanrı ezeli ve ebedidir, en üstün varlıktır. Madde ezeli ve ebedi olsa bile siz isterseniz maddeye tanrılık katabiliyorsunuz. Maddeyi canlı veya bilinçli bir varlık olarak görebiliyorsunuz. Ama bu durumda da maddeyi tanrı yapmış oluyorsunuz. Yine bir şey değişmiyor. Sadece ritüelleriniz yok, dualarınız yok vesaire. Yani maddeyi ezeli ve ebedi yapmak tanrıyı aslında ortadan kaldırmıyor. Ya da ne yapıyorsunuz? Maddeyi yaratılmış, sonradan ortaya çıkmış aciz bir varlık olarak görüyorsunuz. Ve bu maddeyi tasarlayan ondan daha üstün, daha kudretli bir varlık var diyorsunuz. Yine fark etmiyor. İki türlü de insan isterse tanrı kapısına ulaşabiliyor. Peki bunların temelinde, iki türlüsünde de bu yaratıcı güce veya potansiyele sahip şeyi kim yarattı? Her şeyden önce, zamandan, mekandan, hatta hiçlikten önce bu sistemi kim yarattı? Tanrı bir fitilse, bu fitili kim ateşledi? Yani tanrıyı yaratmaya iten şey neydi? Ya da tanrı fitili ateşleyen varlıksa, tanrı da o fitili ateşleyebilecek olan mekanizmayı kim oluşturmuştu? Yani tanrıyı tanrı olabilecek şekilde kim tasarlamıştı? Aslında bu soruların cevabı basit çünkü burada olay tanımlamalarda bitiyor. Tanımlamaları yanlış yaparsak veya yanlış sorular sorarsak böyle kısır döngülere girebiliyoruz. Örnek istiyorsanız mesela benim size bakışım kaç kilo? Veya beş kenarlı bir üçgen olabilir mi? Üçgen üç kenarlıdır. Beş kenarlı olsaydı beşgen olurdu. Ama ben size beş kenarlı bir üçgen soruyorum. Veya benim ettiğim küfürün hangi takımı tuttuğumu soruyorum. Senin ananı avradını hangi takımlıdır ya da benim tükürüğüm hangi dindendir bu sorular uzayabilir bilmem farkında mısınız yanlış sorular soruyorum mesela bir bardak kaç tane kitap okuyabilir arkadaşlar burada bardağın görevi ve işlevi suyu tutması içmemizi sağlaması ve şekli vesaire bunun gibi şeylerdir siz bir tastan da su içebilirsiniz ama tas tastır bardak bardaktır varlığın tanımlamaları var gördüğünüz üzere ve bu tanımlamalar sayesinde aradaki farkları belirliyoruz Bardak ile damacana arasındaki farkı onun tanımları üzerinden koyuyoruz. Dolayısıyla Tanrı dediğiniz zaman da Tanrı'yı bir takım etiketlerle birlikte ele alıyorsunuz. Bu yüzden Tanrı içinde sonsuzluk, yaratılmamışlık ve her şeyi yaratmışlık veya her şeyin içinde olmak gibi bir şeyleri içeriyor. Bardak bugün niye okula gitmedi diyemeyeceğiniz gibi Tanrı'yı kim yarattı da diyemezsiniz çünkü zaten Tanrı sıfatı, Tanrı tanımı yaratılmamışlık anlamına geliyor aslında. Tabii ki Yunan tanrıları böyle değil. Yunan tanrıları veya diğer pagan tanrıları sonradan meydana geliyorlar ama onlar zaten ezeli ve ebedi varlıklar değiller. Onlar zaten bir panteyondalar. Onlar süper varlıklar. Ama onlar sonsuz veya üstün varlıklar değiller. Ezeli ve ebedilik yani yaratılmamışlık sıfatları aslında o şeyin, o tanrının bir bakıma var olmadığı anlamına geliyor zaten. Çünkü biz bütün tanımlamaları varlık üzerinden koyuyoruz ama tanrı bir varlık değil. Yani ona tanrı demek de aslında onu bir bardak yapmak, bir tabak yapmak gibi, onu bir şekle sıkıştırmak demek. Ama tanrıyı nasıl anlayacağız? E, sembollerle, tanımlamalarla vesaire. Yani biz aslında tanrı derken, ezeli ve ebedi derken bile bir bakıma yalan söylemiş ve tanrıyı kısıtlandırmış oluyoruz. Çünkü sonsuzluk bile bize göre aslında sınırı olan bir şey. Bir bakıma sonsuzluk, tanrı, tanımı gereği aslında paradoksal bir şey. Bakın, Tanrı'yı kim yarattı sorusu olsa olsa edebiyat alanında kullanılabilir. Yani aslında oksimorondur. Edebiyatta birbiriyle çelişen iki kavramı bir arada kullandığınız zaman mantıklıymış gibi görünüyor. Örneğin kulakları sağır eden bir sessizlik veya parlayan, gözleri kamaştıran bir karanlık. Bunlar zıt kavramlar ve bir arada kullandığınız zaman çok derin bir manası varmış gibi algılıyorsunuz. Çünkü beyin böyle çalışıyor. Ama şunu da hatırlatmak lazım Tanrı'yı kim yarattı sorusu ne kadar mantıksızsa, maddeyi kim yarattı sorusu da o kadar mantıksız. Çünkü maddenin tanrı olup olmadığını bilmiyoruz. Maddenin yaratılmamış olması ihtimali hala var. Evrenin tasarlanmamış olması ihtimali hala var. Birçok ihtimal var. Ama zaten bunlardan yeterince bahsettim. Son bir örnek daha vereyim. Tanrı'yı kim yarattı sorusunun niye mantıksız olduğuyla alakalı ve videoyu bitireyim. Şimdi bir tren düşünün. Trende birçok vagon var ve en önde de lokomotif var. Tren ilerliyor. Dolayısıyla vagonlar da trenle birlikte ilerliyorlar. Siz en arkadaki vagonu kim çekiyor diye sorduğunuz zaman bunun cevabı bir öndeki. Çünkü bir öndekine bağlı. E onu kim çekiyor dediğiniz zaman da bir öndekine gidiyorsunuz. Bir öndekine, bir öndekine gide gide sonunda lokomotife kadar geliyorsunuz. Yani en öndeki bölüme. Lokomotif en öndeki bölüm ve onu çeken bir şey yok. O bir şeye bağlı değil. Vagonlar için vagonu kim çekiyor diye sorabiliyorsunuz ama lokomotif için onu kim çekiyor diye soramazsınız. Soru yanlış burada. Bu lokomotif nasıl hareket ediyor diye sormanız lazım. İşte burada da raylı sistemler, trenin o sistem üzerinde gitmesi, yakıt olarak kullanılan şey, trenci, frenci vesaire. Bu gibi ayrıntılara giriyorsunuz ve ilk etki edici nedene gidiyorsunuz. Tren çalıştı çünkü düğmeye basıldı, ona yakıt koyuldu vesaire. Peki yakıtı kim koydu, düğmeye kim bastı, o tren raylarını kim döşedi, ancak farkındaysanız burada zaten düğmesi olan, mekanizması olan, gidecek bir yolu olan bir varlıktan bahsediyoruz. Yani hareket etmesi için bütün bu tasarıma muhtaç bir örnek verdik. Tren bizim tasarladığımız ve tasarlandığını bildiğimiz bir şey. Ama evrenin tasarlanmış olduğuna dair hiçbir delile sahip değiliz. Hassas ayar argümanı vesaire hiçbir şeyi kanıtlamıyor bunlar. Bu sadece topu ileri atmak ve kaçamak cevap vermek oluyor. Biz işimize gelen cevabı almak için yanlış bir soru sorma kurnazlığı yapıyoruz. Çünkü vagon çekilen şeydi, lokomotif ise çeken şeydi. Lokomotifi kim çekiyor diye soramazsınız zaten ama soruyorsunuz ve sorduğunuz anda tuzağa düşmüş oluyorsunuz. Burada mantıki bir ilüzyon var aslında bilmem anlatabildim mi?